Nereye gidiyoruz brother? Öğreneceğiz. Sen zaten çok şey biliyorsun. Benim sorunum da bu. İçin rahat olsun. Benden sana zarar gelmez. Aksini düşünseydim direksiyona oturmana izin vermezdim. İyi misin? Ayaktayım, sağ ol. Senin yaran nasıl oldu? Bir şeyim yok. Seninle konuşacakmış. Ben konuşmak değil, sadece bir cevap istiyorum. Ben soru sormayabilirim. Cevaplardan anlamam. Cevap onda. Dikkatli ol. Beni sevdiği gibi seviyor seni. Ama onun sevgisi çok tehlikelidir. Bu bilgiye sahip olmak istediğine emin misin? Adım gibi. Adın ne senin? Altay Kurdoğlu. Senin? Yetim kurt. Beyazıt Yenişehir. Halit Yıldırım. 5 numara. Artık hangisini beğenirsen. Başkalarının verdiği isimleri bu kadar önemseme. Rüyanda hangi isimle yaşıyorsan sen olsun. Seçtiğin isim kaderindir. İnsanları böyle kandırıyorlar. Kendi seçimimiz zannediyoruz ama başkalarının bizim için kurduğu hayatları yaşıyoruz. Bu düzen değişecek. Kendim için de, milletim için de. Allah'ın çizdiği kader dışında başkasının çizdiği yolu kabul etmiyorum. Şimdi bana delikanlılık yapmadan söyle. Canın acıyor mu? Acımıyor mu? İnsan oluyorsun. Acıyor tabii. İnsanoğlu böyle bir mahluktur işte. Basit bir hareketle canı acır. Sen kim? Dünyayı değiştirmek kim? Kendini bu kadar önemseme. Benim dünyayı değiştirmek gibi bir iddiam ya da hevesim yok. Ben elimin değdiği, gücümün yettiği yerde zalime dur demeye yemin ettim. Harun Karaca Bey, nerede? Kim bilir? Senin hain suratını görmeye değil, onun nerede olduğunu öğrenmeye geldim. Harun Karaca Bey nerede? Senin bu halin beni ürkütüyor yeğen. Senin bu halin de beni öfkelendiriyor. Konuşacak mısın? Bu anla mı geldin buraya? Yol arkadaşım, kader birliği yaptığım yoldaşım Doğan. Bize, bana öfkelisin.
Ama onun kim olduğunu biliyor musun? Sana Harun Karacabey'e nasıl gideceğini söyleyeceğim. Ama sen de benden Doğan'ın gerçekte kim olduğunu dinleyeceksin. Nereye gittiğinizi biliyor musun? Yukarı. Çok heveslisin. Her zaman öyleydim. Bundan sonra daha dikkatli adım atmalısın Doğan. Her zaman öyleydim. İşler değişti. Hep yerine geçmeyi hayal ettiğin Nizamettin Köz öldü. Ne? Nizam öldü. Kendini kurtarmak için gittiği Kuzey Irak sonu oldu. Nasıl oldu bu iş? Ona çizilen yoldan ayrılıp kendi yolunu çizmeyi seçti. Belki kurtulsaydı buraya geldiğinde infaz edilecekti. Ama Türk devletinden paçayı sıyıramadı. Enteresan. Sana eğlenceli geliyor ama Kurdoğlu'yla çıktığın bu yolun nereye gittiğini biliyor musun Doğan Sakınmaz? Bilmiyorsun. Bu yolun sonu yok Doğan Sakınmaz. Ben biliyorum. Aldın mı beklediğin cevabı? Fazlasını aldım. Kendimi tehlikeye atarak sana bir şey söylemek istiyorum. Söyleme. Gitme. Git, beni Pavlo Otel'de bekle. Geleceğim. Sonra yeni bir hayat kurmak için kaçalım bu ülkeden. Ben bu ülkeden kaçmak değil, bu cennette bir hayat kurmak istiyorum. Öleceksin. Kendini ateşe atıyorsun. Biliyorum. Çok dikkatli olmamız lazım. Sen 7 numara olurken ne üstüne yemin ettin Doğan? Sen ne soruyorsun bana? Duydun işte. Kim olduğumdan şüphen varsa inerim. Bir daha da asla bir araya gelemeyiz. Söylediklerine, yaptıklarına ya da başkalarının sözlerine değil, bakışlarındaki samimiyete inanıyorum. İnan. Gazamız mübarek olsun. Ondan vaz mı geçtiniz? Herkesin kendi kaderini tayin hakkı vardır sevgili Semiramis.